Hayırlı cumalarınız olsun. Yeni bir Şeblali Mütallim okumasına hoş geldiniz. Yine iman bahislerine devam ediyoruz. Sayfa 216'da kalmıştık. Burada başlığımız Nebiler ile insanların imanları arasında fark var mıdır, yok mudur? Bunun üzerinde duracak. Faslun vel farku beyne imanil enbiyai ve imanil beşeri. Peygamberlerin ve insanların imanları arasındaki fark. Kale sahibül kitabı rahimahullahu. Allah rahmet eylesin. Kitabın yazarı dedi ki, kale müteallimu, öğrenci dedi ki, rahimekallahu, Allah sana rahmet etsin. Levla ma a'rifu min nefsi min qilletil ilmi ve azzir re'yi lem aksut ileyke. Yani bunu şöyle toparlayabiliriz. Yani benim ilmim sınırlı olmasaydı, bakış açım böyle yeterli olmasaydı sizi bu kadar uğraşmazdım. Uğraştırmazdım, kusura bakmayın. Ama yani bir şeyler öğrenmek istiyorum. Bilgim eksik. Lütfen yardım edin manasında bir cümle. Fe in ra'eyte minni ma takrahu, eğer yani hoşlanmadığınız bir şey göstermiş isem, yani böyle bir davranışım olmuş ise, ve dehalet aleyke minni meunetun, ve size zahmet verdiysem, fela telumni, lütfen bana kızmayın. Beni ne diyelim, hoş görün. Çünkü fe inne meunete mualeceti maradil maridi ale tabibi. Çünkü hastanın hastalığını tedavi etmek, bu zorluğu yaşamak doktorun vazifesidir. Ve meunetel a'ma alel basiri. Görme özürlü, görme engelli olan bir kimsenin de sıkıntısı görenedir. Yani gören ona yardım edecek. Yardım ederken bir takım sıkıntılar yaşayacak ama bu şekilde ona da faydalı olacak diye belirtiyor. Kederike aynı şekilde yenbeği lil alimi, hocaya bilene gerekir. Ne gerekir? En yetehammele meunetel cahili. Bilmeyenin zahmetini, sıkıntısını çekmesi, ona tahammül etmesi gerekir. Fakat araftu enne minel kelami kelamen yefza'u minhul cahilu izâ semi'ahu. Şimdi burada şunu öğrendim. Nedir o? Şimdi daha önce işte bir cahil bir sözü işittiğinde yanlış şeyler söylüyorsa, feyze fussile lehu, ve o şeyin aslı ona anlatıldığında ne yapar? İtmanne ileyhi, onun doğru olduğunu görür ve bu yanlışından vazgeçer. Buradaki cahil bilmeyen anlamında, olumlu anlamda kullanılıyor. Ve la hasenun ma fessertel ikrara ve tasdika vel yakine vel iman. Yani bu ikrar, tasdik, yakin ve iman kelimelerini gerçekten çok güzel açıkladınız. Velakin, fakat ehbirni, lütfen şu konuda da bizi aydınlatın. Min eyne yenbeğilene en nekule. Şunu ne zaman söylersin? Nerede söyleyebiliriz? Hangi bağlamda, hangi konumda söyleyebiliriz? İmanuna mislu imanil melaiketi ve rusul. Yani bizim imanımız da aynı peygamberlerin ve meleklerin imanı gibidir. Sözünü hangi bağlamda söyleyebiliriz? Vakat na'lemu, biliyoruz ki ennehum
kânû etva'a lillâhi minnâ. Yani Allah'ın en muti kulları, yani Allah'a en yakın, yani Allah'tan en çok korkan kulları onlar. Yani nerede, yani bizim imanımızla onların imanı kesişir, aynı şeydir diyebiliriz. Kâlel âlimu, alim de Ebu Hanife de dedi ki, kad alimna ennehum kânû etva'a lillâhi minnâ. Evet. Onların Allah'a bizden daha yakın, daha muti kul olduklarını biliyoruz. Vakat haddesna enel imana gayrul amel. Daha önce de anlattık, iman amel değildir diye. Fe imanuna mislu imanihim. Bizim imanımız onların imanı gibidir. Hangi açıdan? Şu açıdan. Bi enna saddakna min vahdaniyetir Rabbi ve rububiyetihi ve kudretihi ve bima ca'e min indihi bi misli ma akarret bihil melaiketu. Şimdi biz de Allahu Teala'nın birliğini, Rabliğini, kudretini ve onun katından Hazreti Peygamber'in getirdiği her şeye inanıyoruz. Bunları tasdik ediyoruz. Kimin gibi? Meleklerin ikrar ettikleri, inandıkları gibi biz de aynı şekilde iman ediyoruz bu esaslara. Ve saddakat bihil enbiya'u ve rusulu salavatullahi aleyhim. Peygamberler, elçiler nasıl bunları tasdik ediyor ise biz de aynı şekilde bu hususları tasdik ediyoruz. Femin hauna, buradan hareketle, bak bağlamda söylüyor burada. Buradan hareketle zaanna iddia ediyoruz ki enne imanene, bizim imanımız mislu imanil melaiket, aynı meleklerin imanı gibidir. Âmenna bi kulli şeyin âmenet bihil melaiketu. Çünkü biz meleklerin iman ettiği her şeye iman ediyoruz. Yani ya buradan şu anlaşılıyor. İman ettiğimiz konuların aynı olması itibariyle, aynı şeylere iman etmemiz itibariyle bu bağlamda imanlarımız aynıdır diyebiliriz. Mimme ayenethul melaiketu min acaibi ayetillahi teala ve lem nuayinhu nahn. Yani bizim göremediğimiz, şahit olamadığımız, Allahu Teala'nın birçok ayetlerine şahit olmaları itibariyle meleklerin iman ettikleri her şeye biz de iman ediyoruz diyor. Evet, şimdi İbn-i Fulek'in açıklamasına geldik. Faslun aharu fi şerhi zalike. Yani bu konudaki şerh. İlam. Bil ki enne kavlel kaili. Şimdi bir ne diyelim? İlkesel bir çerçeveden konuya yaklaşacak. Şunu söyleyenin görüşüne dikkat edin. Nedir o? İnne şey'e mislu şey. Yani bir şey bir şey gibidir. Demek bu bağlam bir şey bir şey gibidir diyebilmemiz için kat yüste amel ala. Bunun konumları, bağlamları, çeşitleri vardır. Minha, bunlardan ilki en yekuna el muradu bihi ennehu cinsu. Yani cins itibariyle bir şeylik olması lazım. Benzerlik olması lazım. Kema yukal. Şöyle dendiği gibi. Hâzes sevâdu mislu hâzes sevâd. Bu siyahlık şu siyahlık gibidir. Siyah olmaları. İkisi de siyah cinsi. Ve hadel cismu misli hadel cismi. Yani bu cisim
Bu cismin benzeridir. İzâ sâvâhu fil husni vel manzari. Görünüş ve güzellik itibariyle eşit oldukları düzlemde. Böyle olur ise. Velem yekun beynehuma fark. Arada da herhangi bir fark yoktur. Ve ma caza ala kulli vahidin minhuma. Birisi için söz konusu olan şey feceza ala sahibihi, diğeri için de aynı şekilde geçerlidir. Bu birinci husus. Ve kad yukalu eyden li şeyi. Yine bir şey için şöyle de denebilir. İnnehu mislu şeyi, bu şey gibidir. Min tariqil hukmi. Hüküm açısından, hüküm bakımından bu şeyle benzerdir denebilir. İzâ cema'ahuma hukmun vahid. Eğer bir hüküm o iki şeyi birleştiriyorsa, yani iki şey hakkında da aynı hüküm veriliyor ise, burada da benzerlikten bahsedilebilir. Kema yukalü lil fer'i. Yani şube, dal, ikincil bağlama dendiği gibi. İnnehu mislül asli. Nedir? İşte bu aslı gibidir. Yani o işte benzer bir durum var, benzer bir durumdan bir asıl konu var. Benzer bir durumdan dolayı diğer konulara da aynı hükümler veriliyor. Bunu kastediyor. İzâ sâvâhu fî mânâhu ve hükmî. Eğer anlamı ve hükmü açısından eşitlik söz konusu ise. Ve illem yüsâvihi min sâir vücûh. Yani diğer yönlerden farklı olsa bile, eğer mana ve hüküm açısından bir eşitlik söz konusu ise, burada iki şey benzerdir denebilir. Üçüncü olarak vakat yukalu şöyle denebilir. İnnehu mislü şeyi fi adedihi ve kemmiyeti. Yani bu şey sayı, İşte kemiyet, o da nicelik, nitelik diyelim, pardon, nicelik. Sayı ve nicelik bakımından bu şeyin aynısıdır veya benzeridir. Sayı bakımından. Kema yukal. Hazil aşaretu mislu hazil aşaret. Bu 10, şu 10 gibidir. Mesela 10 tane elma var, 10 tane armut var. Orada da 10 sayısı var, burada da 10 sayısı var. Burada nasıl bir benzerlik var? Sayı bakımında. Ama cins bakımından baktığımızda, ontoloji açısından baktığımızda bir farklılık vardır. İzâ uride bihil müsâvâtu fil adet. Eğer burada sayı bakımından bir eşitlik kastediliyorsa. Ve iftara iftaraka fi evsâfin uhal. Diğer özelliklerde, diğer konularda farklı olabilir. Ve yukarıdaydı. Burada dördüncü olarak da şu söylenebilir. Bir şeyi, bir şey için misli şeyi, bu şeyin benzeridir derken, İzâ uride bi kastediliyorsa müsâvâtuhu fir rütbeti vel kadri vel menzileti. Ne diyelim? Derece, ölçü ve konum bakımından bir eşitlik söz konusu ise, bir şeye bir şeyin benzeridir denebilir. Kez kema yukalu, şöyle dendiği gibi, hadel alim misli hadel alim. İşte bu alim gibidir. Yani burada ne kastediliyor? İşte ilmi dereceleri, konumları, işte tecrübeleri gibi. Ve hadel alimu fevka hadel. Ve işte bu alim bu alimin üstündedir şeklinde. İze uride bizalike, yani burada kastedilir ise el farku beyne rütbetihima fil ilmi, eğer ilim noktasında ilim tecrübesinin derecesinin farklı olması durumunda işte fevkahedel alim denebilir. Ala kulli vahidin, her birisi için.
Şimdi bu dört bağlamı söylemiş. Yani bir şeye benzer diyebilmenin dört tane çerçevesi vardır. Bunlardan hangisinde denecek onu söylüyor. Minhazil vucuhi. Bu açılardan baktığımızda yasihhu en yukale. Şöyle söylemek mümkündür. Nedir o? İmanına mislu imanil enbiyai billahi. Yani bizim imanımız peygamberlerin imanı gibidir. İlla ancak şu açıdan aynıdır diyemeyiz. Benzeridir diyemeyiz. Minel rutbeti vel kadri vel menzileti indellahi teala subhanahu. Yani derecesi, bu iman derecesi, ölçüsü, Allah katındaki konumları itibariyle benzerdir, aynıdır demek mümkün değil. Ama iman ettiğimiz şeylerin ortak olması itibariyle aynıdır demek de mümkündür. Le'ecelli ecli makarene iman el enbiyai ve ahvalahum min zevaidil hudu'i vel huşu'i ve zevaidil ma'arifi vel ilmi ve delaili vel hücec. Şunun için bu farklar var. İşte yani derece, ölçü ve konum, Allah katındaki konum bağlamında. Yani şurada bir ayrım yapmak veya bir karşılaştırma yapıp üstünlüklerini ortaya koymak bağlamında. Çünkü onlar Allah'a en bağlı olan, onun sevgisini kaybetmekten en çok korkan bilgileri ve tecrübeleri, delilleri daha çok olan, daha ayan beyan olan kimseler oldukları için bu noktalarda doğal olarak diğer insanlardan daha üstündürler. Ama işin özü iman ettiğimiz konuların ortak olması itibariyle imanlarımız aynı şeydir. Ve emme cinsü tasdiki var. Fakat yani tasdik edilen şeyin tek bir aynı şey olmasına gelince izekenel musaddaku vahiden tasdik edilen şey bir olduğunda ala için vahid bir yönden o zaman nedir? İkisi de aynıdır diyebiliriz. Vel muradu bizalike bundan kasıt şudur. Enne saddakna bimisli ma saddakat bihir rusulü bima ca'e min indillahi minel ayati vel vahyi fi esma'ir rabbi ve sıfatihi. Yani biz de aynı peygamberlerin iman ettiği gibi, inandığı gibi, işte Allah katından ayetler ve vahiy yoluyla Allah-u Teala'nın isimleri, sıfatlar hakkında getirdikleri şeye iman ediyorlar. Biz de o şeylere iman ediyoruz. وَمَا تَضَمَّنَتْهُ الْكُتُبُ الْمُنَزَّلَةُ عَلَى الرُّسُلِ مِنَ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ ki yani kutsal kitaplar peygamberlere indirilen işte orada ne vardır? Allah'ın vaadi vardır. Yani mükafat sözü, azap sözü, vel haberi amma kana ve yekunu olan şeylerden haber vermesi ve olmakta olan veya olmaya devam eden şeylerden haber vermesi. Bütün bunlar bu kitapların söylediği şeylere iman ettikleri gibi biz de bu aynı şeylere iman ediyoruz. وَلَمْ يُفْرَطْ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ فِي بَابِ الْا۪يمَانِ بِمَا جَاءَ مِنْ اِنْدِ اللّٰهِ اِلَّا مَفْطَارَ دَعْلَيْنَ Peygamberlerin neye iman etmeleri bekleniyorsa bizim bizden beklenen de o aynı şeylere iman etmektir. İkisi de aynı şeydir. Onlar da aynı şeye iman etmeleri isteniyor. Bizim de isteniyor. Dolayısıyla bu açıdan arada herhangi bir fark yoktur. Feyza kâlel kâil.
Eğer birisi şöyle söyler ise: İmani misbe imanil enbiyai salavatullahi aleyhim. Benim imanım peygamberlerin imanı gibidir deyip ve erade bihi, bundan da şunu kastederse: enni amentu bimen amenu bihi. Ben de onların inandığı şeylerin aynısına inandım. Ve amentu bima amenu bihi. Yine aynı şekilde. Ben de onların inandığı şeye inandım der ise kâne sadıkan, bu kişi doğru söylemiştir. Ve huve mâ terettebe aleyhi fî kavli teâlâ. Bu aslında, bu bağlam, burada söylenen şey Allah-u Teala'nın şu sözüne binaen doğrudur. Fe in amenu bi misli ma amentum bihi fekad ihtedav. Sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulurlar. Yani inanılan şeylerin ortak olması kastediyor. Fe evcebe aleyhim fil imani misle ma evcebe ala men amene bihi minel enbiyeyi vel müminine. Yani burada kastedilen nedir? Peygamberlerin ve müminlerin iman etmesini gerektiren şeyin onların imanı içinde gerekli olması kastedilmektedir. Ve yusemme imanuhu misli imani. Bu itibarla onların imanları peygamberlerin, müminlerin imanları gibidir şeklinde isimlendirilir. Ve innehum ve ennehum ize amenu misle imanihim, eğer onlar da aynı peygamberler ve müminler gibi iman ederler ise kendi muhtedine doğru yolu bulmuş olurlar. Velenne tasdikal kalbi vel iman. Çünkü kalbin tasdiki imanın ta kendisidir. Feize itakade en nebiyyü sıdkallahi fi ahbarihi. Yani peygamber haberlerinde, yani Allah'ın vermiş olduğu haberlerde Allah'ın doğruluğuna inandığında ve atakadna sıdkahu fi ahbari teala. Biz de aynı şekilde buna inanmış oluyoruz. Kâne cinsu itikadina bi sıdkihi cinse itikadihi bi sıdkihi. Yani bizim inanmam, yani bizim onun doğruluğuna inanmamızın cinsi onların inandıkları şeyin cinsiyle aynıdır. Aynı şeyden bahsediyoruz. Bila tefavute, arada bir fark yok. Beynehuma fil cinsi, cins açısından ikisi arasında benzerlik var. Ve kederike yecibu en la yekune beynehuma tefavut. Dolayısıyla arada bir farklılığın olmaması gerekmektedir. Fîmâ yecibu alen nebiyyü aleyhissalâtu vesselâm en yu'mine ve yusaddik Allah Teala fihi min ahbarihi. Yani bir peygamberin işte inanması, iman etmesi gereken her şey ve kullu ma yecibu ala gayrihi min el kutubi eyden, diğer işte kitaplarda belirtilen her şey diğer insanlar için de geçerlidir. فَاَمَّا التَّفَاوُتُ ف۪ي حُكْمُ الْاَقِبَةِ, yani sona dair hüküm bağlamındaki farklılığa gelince, yani akıbete dair, akıbetteki hüküm gelince, فَلَا نُنْكِرُ اَنْ يَفْتَرِقَا بِهِ, yani burada bir fark olduğunu biz inkar etmiyoruz, kabul ediyoruz. لِيَنَّ اِيمَانَ الْاَنْبِيَاءِ salavatullahi aleyhi. Çünkü peygamberlerin imanları la yeteğayyer ve la yetebettel ila kufrin bir iddet. Çünkü peygamberlerin dinden dönmeleri, küfre girmeleri söz konusu değildir. Ve caizun fi imani gayrihim zalike. Yani başkaları için bu mümkün. Dinden dönebiliyor ama peygamberler için böyle bir şey söz konusu değildir.
Ve kezelike lilenbiyâ derecatun min sevabi ala ehli ekser min derecati gayrihim min el mu'minin ellezine leysu bi enbiyâ. Yine peygamberlerin, peygamber olmayan müminlerin derecelerinden daha farklı, daha yüksekte, daha ulvi dereceleri vardır sevap açısından. Ve zelike bima yukaribu imanuhum min zevaidil itibari ve hudulil hücceci ve delaili ve kılleti şehveti vel iğfali. Bu da neyle olur? İşte yani onların daha böyle Allah'a yakın olmaları, işte delillerinin kuvvetli olması, ondan sonra şehvet, gaflet, unutkanlık, yanlışlığın olmaması, neredeyse az olması. Ve ma yufaddilune bi sairil mu'minine min zevaidil ihlasi ve sabri ve şükri ve rıza ve özellikle işte sabır, şükür, rıza, işte tahammül etmek, bunlar peygamberlerde daha güçlü bir şekilde var. Min haythu usimu, ki şu itibarla min avaridil gafelati, çünkü onlar korunmuşlardır. Yani böyle gaflete düşme noksanlıklarından, özelliklerinden korunmuşlardır. Ve hulisu an mevaki şubahati, şüphelere düşmekten korunmuşlardır. Fesaret lehum rutbeten fi hadel babi. Dolayısıyla onların burada derece olarak bir üstünlükleri söz konusudur, vardır. Zadu biha ala sairil mu'minine, bu itibarla diğer müminlerden daha fazladırlar. Ve zelike leyse bir racin ile nefsi imanıyım. Yani buradaki bahsettiğimiz bağlam imanın bizatihi kendisiyle ilişkili bir şey değil. O imanın peygamber tarafından özümsenmesi bizatihi onun bireysel boyutu itibariyledir. Ve huve emrun yercu ile ahvalim ve ahvalihimil mukareneti li imanihim. Yani burada söz konusu ettiğimiz, karşılaştırdığımız iman nedir? Onların hal ve tavırlarıdır. Bima hasaret lehum min rutabil fadli bin nubuvveti vel risaleti vel ihtisası bi hükmül ismet. Yani buradaki söz konusu edilen işte nübüvvet ve risaletle elde ettikleri derece ve nübüvvet itibariyle İsmet sıfatlarının olması bakımından elde ettikleri derece diğerlerinden farklıdır. Ve ennehum el-kudvetu, çünkü onlar önderdirler. Ve ileyhimul mercu fiddini, ve onlar dinde başvuru kaynağıdırlar. Bu itibarla onların dereceleri diğerlerinden üstündür. Konu esasında anlaşıldı yani burada. Öyle düşünüyorum. Ama daha detaylı ve güzel bir şekilde açıklıyor. Bu da önemli bir şey. Ve min hadil vucuhi, bu yönlerden tezayedet rutabuhum, işte nübüvvetle ve risaletle sorumlu kılınmışlar. Yani bu itibarla işte bir ismet sıfatları var. İşte bu yönlerden tezayedet rutabuhum, rütbeleri artar. Ve fadalu biha gayrahum minel mu'minine, ve diğer Müslümanlardan, müminlerden daha üstün olurlar. Femeyyeze beynel haleyni leteyni tüsavil ahvalu fihime min hayth amene cemi'u bima amene bihil ba'du ve ale. İşte yani bu, dolayısıyla bu iki hal arasındaki fark net bir şekilde ne yapılmaktadır? Görülmektedir.
وعلى الوجه الذي آمنوا لم يتفاوت إيمانهم في الجنس والعدد والحكم والتسمية من جهة الإيمانية. Sadece işte bu rütbe, ondan sonra konum, işte iman özümsenmesi bağlamında bir değişiklik olduğunu, ama ne bileyim iman edilen şeylerin aynı olması, işte sayısı, hükmü, isimlendirilmesi bağlamında da aralarında bir fark olmadığını burada söyleyelim diyor. وَلَمْ يَتَسَاوَوْا مِنْ حَيْثِ فُضِّلَتْ الْاَنْبِيَا بِالنُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ وَعُصِمَتْ مِنْ الْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ وَعُدَّتْ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى. Evet, yani bu işte iman edilen şeyler bakımından arada herhangi bir farklılık yok. Bir eşitlik söz konusu, ama bu imanın özümsenmesi bireysel boyutu bağlamında da farklılık var. Ki onlar küfür ve dinden dönmekten korunmuşlardır. Onların yüksek dereceleri vardır. وَحُفِظُوا فِي اَحْوَالِهِمْ عَنْ عَوَائِقِ الشُّبُهَاتِ وَعَوَارِدِ الْخَطَاءَاتِ وَالْغَفْلَاتِ. Her türlü şüphe, hata, nisyan, bunlardan da korunmuşlardır. فَزَادَتْ رُتَبُهُمْ. Bu itibarla dereceler artar. Ve tebayenet menziletuhum min menazil gayrihim. Dolayısıyla konumları da diğerlerinin konumuna nazaran daha farklıdır. Fe'ale zelike fe'tebir hadel babı. İşte yani buradaki öğrenmen gereken, alman gereken ders budur. Ve la tuhallit ba'dahu bi ba'd. Yani bir şeyi başka bir şeye karıştırmayın. Her şeyin bir bağlamı vardır. Bu bağlamın özelliklerini dikkate alarak bunları düşün ve kafana yerleştir. فَلَيْسَ الْاَمْرُ عَلَى مَنْ لَا يُحَسِّبْ ذَٰلِكَ فَيَظُنْ اَنَّكَ بِهَذَا الْقَوْلِ قَدْ سَوَّيْتَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُرْسَلِينَ. Yani bu işte bu bağlamda bilgi sahibi olmayan bazı adamlar vardır ki işte bunlar bu bilgisizlikleri nedeniyle zannederler ki sen işte peygamberler ile diğer müminleri eş aynı seviyede tutuyorsun şeklinde. Hayır. Burada farklı bir çerçeve ortaya konmaktadır. İşin hakikatine hürmetle ve herhangi bir yanlış anlayışa düşmeden konuyu anlama gayreti vardır. Buna dikkat etmek gerek. وَبَيْنَ الْمُذْنِب۪ينَ وَالْمَعْصُوم۪ينَ. İşte günahkarlar, işte korunmuşları aynı görüyorsun diye insanlar itham edebilirler. فَاِذَا مَيَّزْتَ بَيْنَ هَذ۪ي الْاَحْوَالِ. Sen bu durumlar arasındaki farkı görebiliyorsan اِرْتَفَعَ الْاِشْكَالُ وَزَالَ الْلَبْسُ. Problem ortadan kalkar ve kafa karışıklığı da gider diye ifade ediyor. Evet. Şimdi iman bahislerini bitirdik arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz İsmet-i Enbiya konusuna. Evet, şöyle bir başlangıç yapalım. Biraz daha saatimiz var. Ederiz. Veya işte ana metni okuyup şerhte kalabiliriz. Duruma göre. Faslun ahir. Diğer bir konu. Makamun nübüvveti. Nübüvvet makamı. Ve ismetül enbiyayı, peygamberlerin korunmuşluğu meselesi. Sümme kâle sahibül kitâb. Bu kitabın yazarı dedi ki kâlel müteallimi. Öğrenci şöyle söyledi.
Cealekallahu minel faizine bir rahmetihi. Rabbim rahmetiyle seni kazananlardan eylesin. Ma ahsenu ma vasaftın. Ne güzel konuyu ortaya koydun, özelliklerini açıkladın. Fakat araftül ane, şimdi öğrenmiş oldum. Bi enne imanena misli imanil melaiketi ve tasdikihim ve ikrarihim. Öğrenmiş oldum. Neyi öğrenmiş oldum? Bizim imanımızın meleklerin imanı gibi, inançları gibi, ikrarları gibi olduğunu öğrendim. Hangi bağlamda olduğunu öğrendim. Ve yakinen misle yakinihim ve yakinimizin, yani inandığımız şeyin bilgisinin doğruluğunun keskinliğine diyebiliriz. Bu çerçevenin onlarınkiyle aynı olduğunu öğrendim. Velakin akbirni, fakat yani şu noktada da bize bilgi verirsen memnun olurum. Min eynehum eşeddu havfen ve atva'u lillahi azze ve celle minna. Yani hangi bağlamda bizden daha çok Allah'tan korkarlar ve Allah'a daha çok, ne diyelim, kulluk ederler. Ve min eyne kâle cuhâlu izâ ra'au min insanin zelleten ev cez'an inde musibetin ev cubunen min aduvin ev hırsan alel hevâ. Şimdi cahiller de söylüyorlar. Yani bunu nereye koyacağız? Bir insandan bir zelle, bir hata veya bir bela gelmiş, bir şeyle imtihan ediliyor. Orada bir sabırsızlık neticesi ortaya çıkan taşkınlık veya düşmandan korkmak veya bir takım heva ve heveslerin peşine düşmek. Hâzâ min da'fil yakîn. Yani bunlar yakini zayıflatan şeyler değil mi? Ne diyeceğiz yani bu bağlamda? Kâlel âlim. Âlim dedi ki Ebu Hanife, İmam-ı Azam, emmâ kavlül cuhal. Şimdi cahillerin sözüne gelince, hâzâ min da'fil yakîn. Ne diyorlar işte? Yakini zayıflatan şey. Fe innemâ kâlû zâlike li cehlihim bi tefsil yakin. Yani cahillerin bu şekilde konuşmasının nedeni yakinin ne olduğunu bilmemelerinden kaynaklanır. Vel yakinu, yakin ne demektir? Bir şeyi, yani bir şeye yakin kesbetmek. Yani bir şey hakkında net bir bilgiye sahip olmak. Vel ilmu fi şey. O şeyi bilmektir. Hatta o öyle bir bilgidir ki, yani bu bilginin ölçüsü güzel veriliyor. Yani bütünüyle kuşatmak anlamında değil. Nasıl bir şeydir? Hatta la yeşukke fih. İnsanı şüpheye düşürmeyecek derecede bir şey hakkında bilgiye sahip olmaktır. فَلَيْسَ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ يَشُكُّ فِي اللّٰهِ تَعَالَى وَفِي كُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. Dolayısıyla böyle bir şahitlik yapmış insanlardan, yani bir şeyden şüphe etmeyecek, yani şüphe etmeyecek derecede bilen bir kimsenin Allah hakkında, kitapları hakkında, elçileri hakkında şüphe etmesi mümkün değildir. Ve in rakibe ma rakibe. Yani günah işlese bile bunlardan şüphe etmesi mümkün değildir. Ve inneme nakisu emren nasi bi emri enfusi. Yani insanların durumunu biz ancak kendi durumumuzla
kıyaslayabiliriz. Li ennehu rubbeme, çünkü kânet min nezzellet, yani bizim bir hatamız olabilir. Evil cez'u, yani sabırsızlık neticesinde tahammülsüzlüğümüz netinden musibeti, bir sıkıntıya tahammülsüzlüğümüz nedeniyle ortaya çıkan bir şey olabilir. Ev el cuklu min el aduvvi, düşmandan korkabiliriz. Fela yedkul aleyna şekkun fillahi teala. Bunlar bizde Allah hakkında bir şüphe doğurmaz. Ve la fi şeyin mimma ca'e bihi min indillahi. Allah katından gelen şeyler hakkında da bunlar bizde bir şüphe doğurmaz. Fagayruna indena bi menzilete enfusina. Ha, yani dolayısıyla biz kendimizi diğer insanlarla ne yapabiliriz? Kıyaslayabiliriz. Ve emma kavluke, şuna gelince, şu sözüne gelince, ehbirni, dedi ki bana haber ver. Min eyne eşeddu خوفا وأطوع لله تعالى منا. Yani hangi bağlamda onlar bizden daha iyidirler, Allah'tan daha çok korkarlar, ona daha çok kulluk ederler. Ve yakinuna mislu yakini. İşte ki bizim yani yakinimiz aynı. İman edilen konulara dair. Ne hum eşeddu havfen ve atva lillahi teala minna bi hısal. Evet. Yani onların Allah'tan daha çok korktukları, ona daha çok kulluk ettikleri bağlamında onların bir takım hususiyetleri, özellikleri var. Şimdi onları söyleyeceğim sana. Emme vahidet. Birincisi. Fe innehum kema fuddilu bin nubuvveti ve risalet. Birincisi, nübüvvet ve risaletle üstün kılınmışlardır. Fekederike, yani nübüvvet ve risaletle üstün kılındıkları gibi, fekederike fuddilu bil havfi ve ragbeti ve cemi'i mekârimil ahlâki alâ men sivâhu. İnsanlar arasında Allah'tan korkma, Allah'a yaklaşma ve bütün ahlaki güzelliklerde de ne olmuştur? Üstün kılınmışlardır. Diğer insanlardan daha üstündürler. Birincisi bu. Vel haslatu'l-ukhra. İkincisi. Ennehum kânû lâ yuhmelûn indel mâsîd. Bir günah anında onlar ihmal edilmezler. Yani Allah orada müdahale eder. Ve sâlisu, üçüncüsü, ennehum âyenû minel melâiketi vel acâibi mâ lem nuayn. Onlar melekler vasıtasıyla, yani özellikle kastedilen kimdir? Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla bizim göremediğimiz bir takım hakikatleri ne yaparlar? Tecrübe ederler, görürler, bilirler, yakin. Ve rabiatu, dördüncüsü, ennehum kânû yuayinûne ma yunazzalu bi gayrihim min al-ukubati ala al-masiyet. Onlar aynı zamanda bir günahkarın, yani bir günah işleyen bir günah işliyor bir kimse, onun uğrayacağı akıbeti de çok iyi bilirler. Yani görmüş derecesinde. Fekâne dâlike eydan, işte bu çerçeve, mimma yahcuzuhum anil maasi, günahlardan koruyan, engelleyen şey
nedir? Budur diye ifade ediyor. Evet arkadaşlar, bu Şerhü Zalike başlığında kalalım mı yoksa biraz daha devam edelim mi? Hocam siz nasıl derseniz öyle de yapalım. Yani şöyle bir bakıyorum. Başlarsak Hocam. Hı. yani devam etmemiz gerekecek yani. O zaman isterseniz bırakalım hocam. Tamam. Sayfa 221 Şerhu Dalike burada kaldık. Haftaya da buradan devam ederiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Haftaya görüşmek üzere.